Soyfosoy TV'den herkese merhabalar. Ben Ceren İskit Güncel programından. Koronavirüs ve koronavirüse bağlı olarak konuştuğumuz konularla ilgili programlarımızı yapmaya biz devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir konuğumuz var. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut bizimle birlikte. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Vedat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bütün arkadaşlara sevgiler ve saygılar. Vedat Bey, sizinle aslında konuşmak istediğimiz ve gerçekten sormak istediğimiz çok fazla soru var. Ben ilk açıkçası bu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarıyla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Bununla ilgili ciddi tartışmalar dönüyor. Sağlık Bakanlığı'nın şeffaflığıyla ilgili ciddi soru işaretleri var herkesin kafasında. Sizinle bu konuda konuşabilir miyiz? Elbette, tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 7 Mart tarihinde, bundan neredeyse 1,5 ay kadar önce Türkiye ile ilgili öngörülerde biz düşüncelerimizi söyledik. 17 Mart'ta da 10 gün sonrasında ilk import vaka Türkiye'de rastlandıktan sonra 11 Mart'ta biz dedik ki 5000 rakamı çok iyimser bir rakam. 100.000 olursa bizim için sürpriz olmaz. Ve nitekim dün 100.000 rakamını geçtik. Bugün de muhtemelen 3-4 bin vaka eklenecek ve 105 bin vaka Sağlık Bakanlığı tarafından deklare edilmiş olacak. Biz çok iyi biliyoruz ki bu vakaların sayısı da gerçek rakamları yansıtmıyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uygulaması var. PCR yapılan ülkelerde deniyor ki eğer PCR testi negatifse bunu ayrı bir kodla yazın. Yani PCR testiyle doğrulanmamış COVID-19 diye. Ama testle doğrulanmışsa testi doğrulanmış COVID-19 olarak kodunu verin diye söylüyor uluslu veri yediğiyle. Bizim ICD kodları dediğimiz kodlarla. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği rakamlar testleri pozitif çıkan vakalar. Ancak testleri negatif çıkmış olan ve klinik gözlemlerle COVID-19 tanısı almış olan kişiler var. Örneğin tomografik sonuçlarla, radyolojik görüntülemelerle ya da diğer enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının klinik görüşleriyle şüpheli COVID-19 tedavisini alarak iyileşenler de var. Bu nedenle de rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından aldığımız bilgilendirmeye göre yaklaşık şu andaki vakanın 2 katı kadar bir vakada COVID-19 şüphesiyle tedavi edilen vaka. Yani 100.000 olarak bildirilmişse bu 250-300.000 kadar bir rakama erişebiliyor. Ölümlerde de sorun var. Çünkü ölü rakamları verildiğinde, vefat edenlerin rakamları verildiğinde yine test sonucuna göre veriliyor. Halbuki bugün biliyorsunuz bir şehrimizde vefat eden birisinin ailesi COVID-19 şüphesiyle otopsiye İstanbul'a cenazelerini gönderdiler. Ve bir tek Türkiye'de bu otopsileri yapabilecek otopsi salonu İstanbul Atatürk'te var. Başka bir yerde yok. Çünkü COVID-19 gibi böyle bulaşıcı hastalıklarla ölen insanlarda özel otopsi imkanlarının olması gerekiyor. Negatif basınçlı odaların olması gerekiyor. Bu nedenle de İstanbul'a cenaze nakledildi. Buna benzer pek çok defnedilen olgu var. Örneğin Kireçlikuyu'ya defnedilen olgulara COVID-19'un negatif yazıldığını bizler biliyoruz. Aileler de buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki eğer babamız COVID-19 değilse, annemiz COVID-19 değilse niye Kireçlikuyu'ya gömüyoruz? Eğer Kireçlikuyu'ya gömüyorsak niçin testleri negatif çıktı? Bu bize birkaç şey öğretiyor. Birincisi, testler sandığımız kadar güvenli değil. Bunu buradan söyleyeyim. Biz çünkü PCR testini her zaman altın standart olarak kabul ederiz. Çok küçük bir RNA örneği almış olsanız bile virüse ait, bu kesinlikle pozitif çıkması gerekir PCR'da. Yani %99'luk oranlarla doğruluk oranı olan bir testtir. Ancak Türkiye'de şunu görüyoruz. Pek çok test birkaç nedenle negatif çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi örnek ilk alınırken hizmet içi alımlar yapılmadı. Biz Ankara Tabip Odası olarak bir anket düzenledik. Yaklaşık olarak üyelerimizin yarısı hizmet içi eğitim almadıklarını söylediler. Yani sağlık çalışanlar hizmet içi eğitim almamışlardı bu örnekleri alırken nasıl davranmaları gerektiği. Çünkü biliyorsunuz swab dediğimiz bir çubukla, pamuklu bir çubukla boğaza girilerek alınan bir örnek. Bu örneğin iyi anlamamasından kaynaklanan bir negatiflik var. İkinci biz temel sorunsa
primerlerin spesifik olmadığı söyleniyor. Yani bu PCR'da kullanılan primer dediğimiz bir ayraç var. Bu primerler bir pürin, pirimidin zinciri halinde hazırlanır laboratuvarlarda. Bunun ihalesini kime verdiklerini bilmiyorum Sağlık Bakanlığı'ndan ama yine bir yandaş şirket olma ihtimali var. Bu primerler yeterince zinciri amplifiye edemiyor. PCR'da doğru sonuç üretemiyor diye arkadaşlarımızdan, laboratuvarlarda çalışanlardan bir bilgi geri dönüşü oldu bize. Bu nedenle, bu temel iki nedenle veriler bazen sapma gösteriyor. Biz bu Türkiye'deki rakamları çok inanılır, güvenilir bulmuyoruz. Bunun nedenleri var. Örneğin daha birkaç gün önce bilim kurulundan bir üye arkadaşımız şöyle bir açıklama yaptı. Ağustos'a kadar normalleşeceğiz dedi. Çünkü toplumun dedi %60 kadarı zaten hastalığı geçirmiş, bağışıklanmış olacak. Bakın bu ne kadar büyük bir paradoks, düşünebiliyor musunuz? Yani 80 milyonluk bir ülkede zaten daha baştan 48 milyonun enfekte olmuş olduğunu kabul ederek bir varsayım yürütüyorlar. Ben o kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani bu rakamın dikkat ederseniz 900 bin, 1 milyon falan olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü tüm dünyadaki vaka sayısı bile şu anda 2 milyonu geçmedi. Hani bazı ülkelerde bu rakamların yeterince şeffaf paylaşılmadığını biliyoruz. Bunu da duyuyoruz. Başka ülkelerde de benzer sorunlar var. İtalya'da, Almanya'da ve İngiltere'de de benzer ölüm kodları ve benzer tanı kodlarıyla hatalar yapıldı. Biz bunları yurt dışı bağlantılarımız nedeniyle de biliyoruz. Arkadaşlarımızla devamlı WhatsApp gruplarında yazışmalarımız var. Bu rakamın ben Türkiye'de şu anda 300 bin civarında olduğunu düşünüyorum. Ve ölüm rakamının da verilen rakamın yine iki katı kadar daha yüksek olduğunu ve Türkiye'de de ölüm oranının zaten %2 civarında gelişeceğini biz öngörmüştük. Ve bu da doğru çıktı. Biz bunları 17 Mart'ta söyledik. Yani şu andaki tarihten neredeyse 35 gün önce bilim kurulunun tahmin edemediklerini biz o zaman tahmin ediyorduk. Ne yazık ki bilim kurulunda Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları yok. Biliyorsunuz valilikler pandemi izleme kurulları kurdular. Pandemi izleme kurullarına meslek örgütlerini davet etmediler. Bu meslek örgütleri eczacılar odası olsun, veteriner hekimler odaları olsun, diş hekimler odaları, tabip odaları bu bilim kurulunda olmalıydı. Çünkü onların paylaşımları çok önemli. Bizde olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerinin nasıl yürütüleceğini öngören uzmanlar var. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde olmayan kişiler ve yararlanabilirdi onların algoritmalarından. Yararlanarak bu enfeksiyonla, salgında daha iyi mücadele edilebilirdi. Ne yazık ki meslek örgütü neredeyse 15 yıldır bu hükümet döneminde dışlanmış durumda ve kendileri bizle görüşmüyorlar. Ve başarısızlıkların üstünü de rakamların üstünü örterek örtmeye çalışıyorlar. Yani rakamları gizleyerek başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Halbuki biz bardağın yarısı dolu derken bardağın yarısında boş olduğunu söyleyenlerdeniz. Yani sadece Sağlık Bakanlığı'nı eleştirmek için her yaptıkları işe yanlış diyen bir örgüt de değiliz. Örneğin ben daha önce bir açıklama yaptığımda dünyadaki başarı sıralamasında Türkiye'yi ilk ona sokacağımı söylemiştim. Yani inceleyerek bütün örnekleri, bir İtalya, bir İspanya örneği gibi kötü bir örnek vermedik ya da bir İngiltere gibi sürü bağışıklamasını yapmadık. Ta ki 10 Nisan'a kadar. 10 Nisan'da biliyorsunuz bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O gün milyonlarca insan sokağa döküldü. İşte o bir tarihi bir hataydı. O tarihi hatadan bir iki hafta sonra da bu verilerin bulaş oranlarının artacağı, hastalığın artacağı ile ilgili öngörülerimiz vardı. O nedenle şu andaki rakamlara daha az güveniyoruz. Çünkü 3000'li 4000'li rakamlar veriyorlar. Halbuki bu rakam 10 Nisan'dan sonra iki kat kadar artacağı malum. Yani milyonlarca insan dışarı döküldü. İçişleri Bakanlığı bir rakam verdi İstanbul için. Sayın İskit şöyle söyledi. Dedi ki 250 bin kişi dışarı çıkmış. Neyle ölçüyorsunuz? Yani uydularla mı saydınız bunu? Mobese kameralarla mı saydınız? Bu tamamıyla bir kusuru örtmek için ortaya atılmış safsatalardan ibaret. Biz çok iyi biliyoruz ki o gün evlere
çıkmasınlar diye sosyal izolasyon uyguladığımız toplumu sokağa döktük. Marketlerin önüne, fırınların önüne. O günden sonra da bulaşı oranı arttı. Bir diğer hata da biliyorsunuz Umre'den dönenlerdi. Birçok şehirde Umre'den dönenleri karantinaya almadan o şehirlere geri gönderdiler. Ki Rize ve Isparta bunun bir örneğidir. Bu bölgede ve Kayseri, bu bölgelerde insanlar karantinaya alınmadığı için bölgede bulaşı arttırdılar. Bu rakamları biz şey bulmuyoruz. Yani güvenilir bulmuyoruz. Rakamlarla ilgili söyleyebileceklerim bunlardır. Şimdi demin normalleşme sürecinden aslında birazcık değindiniz. Ben bunu da size sormak istiyorum. Son birkaç gündür televizyonlarda oldukça bu normalleşme sürecine yavaş yavaş gireceğimiz tepe noktasını Mayıs başı gibi göreceğimiz ve ondan sonra işte birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama dedikleri Mayıs ila Haziran ayını önce kapsayan Haziran, Temmuz ve sonrasında Haziran, Ağustos ve sonrasında da Ağustos'tan sonra yılbaşına kadar bir süreçten bahsediyorlar. Hatta bugün CNN Türk'te rastladım. İtalya'daki toplu taşıma simülasyon örnekleri üzerinden vesaire bir örnekleme yapmıştı işte. Biz tam olarak bu normalleşme sürecinden ne anlamalıyız? Gerçekten söyledikleri süreler gerçekçi mi? Böyle bir zaman dilimi içerisinde gerçekten Ağustos'a kadar bir normalleşme ve sokağa çıkmaya başlayabileceğiz mi? Sosyal hayatımıza geri döneceğiz mi? Ben bunu sormak istiyorum size. Evet, bu Temmuz-Ağustos ayı için bunu söyleyebiliriz. Yani Mayıs ayında platoyu göreceğimiz, Haziran ayında günde 50-100 vakaların artık bildirileceği, belki ölümün de günde bir olacağı öngörülmekte uzmanlarımız tarafından. Ancak şunu buradan belirteyim ki eğer bir aşı veya bir kuvvetli bir ilaç, yani bu konuyla ilgili kişilerin yoğun bakıma gitmesini, entübe olmasını engelleyen önemli bir antiviral ilaç piyasaya çıkmadığı sürece ya da aşı çıkmadığı sürece önümüzdeki sonbahar tekrar bu tehlike ikinci dalga olarak geri dönecek. Zaten bu ikinci dalgadan da hem dünya kamuoyu hem Türkiye'deki bilim insanları bahsediyorlar. Havaların tekrar nemlenmesi ve soğumasıyla Ekim, Kasım gibi aynen gripin sezonal değişimi gibi sezonal bir koronavirüsün geri dönüşü mümkün. Bu dönem içinde tekrar yeni bir mutasyon yaşamayacağı, mutasyon yaşarsa ki bu virülansı arttırarak mı mutasyonu yaşayacak yoksa virülansını azaltarak mı bir mutasyon yaşayacak bunu da tam şimdiden öngöremeyiz. Ancak Temmuz-Ağustos ayı için havaların ısınmasıyla virüsün güneş ışınları ve 30-40-50 derecelik ısılarda aktivitesini oldukça kaybediyor. O dönemde bir rahatlama olacak. Günde belki 50 ile 100 arasında vakalar bildirilecek ve günde belki bir ölümle karşılaşacağız. Bu iki ayı böyle atlattıktan sonra Eylül-Ekim gibi bir aşının veya bir ilacın gelmesinden başka bir umudumuz yok. Bu konuyla ilgili dünyada pek çok kurum çalışıyor. Çünkü büyük bir pazar. İlaç pazarı için 150 milyar dolarlık bir pazar. Aşı pazarı için de 15-20 milyar dolarlık bir pazar. Tabii aşı üreticilerinin de burada rakamları çok yüksek tutarak fakir ülkelerin bunu elde etmesini engellerlerse bu bir dünya sağlığı için büyük bir sorun olacak. Biliyorsunuz Afrika gibi ülkeler, fakir ülkelerde pek çok ilaca ve aşıya ulaşım imkanı yok. Zaten dünyada sıtmadan, açlıktan, Giardia parazitinden ve pek çok hastalıktan bu COVID-19'dan çok daha fazla insan ölüyor. Yani influenza'dan da ölen insanlar var. Grip virüsü de eğer bir KOAH, bir astımınız varsa veya immün sisteminizde bir direnç zayıflığı varsa ölümler görülüyor. Şimdi bu COVID-19'un ikinci dalgası gelmeden önce bir çözüm üretilmesi lazım. Bu çözümün de dünya sağlığı açısından dünya devletlerinin bir ortak projeyle tüm dünya sağlığının kendi sağlıklarını etkilediğini bilerek çalışması lazım. Biliyorsunuz bizim Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bu Temmuz-Ağustos ayında dünyada bu geriye gidecek gibi bir görüş oldu. Halbuki çok iyi biliyoruz ki şu anda Brezilya, Arjantin sonbaharını yaşıyor. Yakında kışa girecekler. Yani bizde yaz olduğunda onlarda kış gelişiyor ve
Orada vakaların sayısı artacak. Şu anda Brezilya ve Arjantin'de vaka sayısı düşük. Nedeni de yaz sezonunda yeni çıkmış olmaları. Tekrar bir dahaki yıl bize kış geldiğinde oradaki bu sefer enfekte vakalar kuluçka döneminde diğer hemisfere bulaştıracaklardır. Bu nedenle dünya sağlığını böyle ülke ülke, ulus ulus ele almanın bir yararı yok. Bu hepimizin bir sorunu. Tüm dünya ekonomisini resesyona götüren, gerilemeye götüren bir bulaş hastalık ve tüm insanlığın yaşamını tehdit eden bir hastalık. Elbette ki ölüm oranı ülkeden ülkeye değişiyor. %2 ile %8 ama %2 ile %8 arasında bir ölüm oranı görüyoruz. Örneğin İtalya'da %8-10 iken bizde %2.5, 2.3, 2.2 gibi gelişti. Ama Almanya'da biliyorsunuz 1/5'in altında kaldı. Güney Kore'de 1/5'lerde seyretti ölüm oranı. Bu nedenle tüm dünyayı tehdit eden bu salgına karşı devletlerin bir ortak fon oluşturarak, fakir ülkeleri de gözeterek, bir paylaşıma girerek, yani dünyada artık bazı şeyleri yeniden anlamamız gerekiyor. Bir ekosistemle, doğayla kavgayı bırakmamız gerekiyor. Bu olan olayların tamamen nedeni ekosistemi tahrip etmemiz ve doğanın yabani vahşi hayvanlarının yaşam alanlarına girmemiz, onların yaşamlarını tehdit etmemiz, dünyayı tropikal iklime doğru kaydıran çölleşmeye doğru götürmemiz ve insanoğlu yepyeni yeni bakterilerle, yeni virüslerle tanışacak. Yani geçmişte tanışmadığı pek çok yeni virüs önümüzdeki dönemlerde de ortaya çıkacak. Bu doğanın insanlıktan bir intikamı olarak görebilirsiniz çok rahatlıkla. Doğa insandan intikamını alıyor. Çünkü tahrip edilen doğa kendini korumaya çalışıyor. Bir şekilde bu da bir ekosistem, virüs de ekosistemin içerisinde. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İnsanlık olarak artık aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Paylaşımı iyi bilmemiz gerekiyor. Ve dünyanın insanların eşit olduğunu kabullenerek herkesin sağlığını korumanın kendi sağlığımızı korumak olduğunu anlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz 1970'li yıllarda Almatı'da bir bildirge imzalanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, ki Türkiye'nin de bunda bir imzası var. 40 yıl içerisinde dünyanın tamamıyla, hatta 2000 yılına kadar, o zaman öyle söylemişlerdi, dünyadaki herkes için eşit ve ücretsiz sağlık mottosuyla hareket etmişlerdi. Fakat bu gerçekleşmedi. Yani daha zengin olan daha iyi sağlık imkanlarına kavuşurken daha fakir insanlar bulaşıcı hastalıklara daha çok yakalanıyorlar. Mesela bunun Türkiye'deki örneklerine de bakınız. Şu anda işçilerimizin sağlığı hiç kimsenin umurunda değil. Yani sendikalar bunu sık sık vurguluyor. Fabrikalarda işçilerimizi çalışmak zorunda bırakıyoruz. Onlar için sokağa çıkma yasağı yok. 20 yaşın altındakiler çıkmasın diyoruz ama 20 yaşın altında çalışan işçi çocuklarımıza kimsenin dışarı çıkma dediği yok. Onlara çünkü verecek bir gelir de yok. Yani komukradorlar, kapitalistler zaten bütün bütçeyi de tüketmiş oldukları için, yedikleri için, her şeyi de kendileri için istedikleri için fakir halkla veya orta gelir düzeyinin altındaki insanlarla paylaşmayı da zaten düşünmüyorlar. Ve sonuçta bunun bedelini ileride kendileri de ödeyecekler. Çöken ekonomilerle ve üretimin durmasıyla, işsizliğin artmasıyla. Bu tüm dünyada isyanlar da doğurabilir. Bunu da bilelim. Yani tüm dünyada, dünyanın pek çok ülkesinde toplu isyanları gündeme getirebilir ve dünyanın geleceğe yönelik olan tarihini de değiştirebilecek yeni oluşumlar olabilir. Bunu şimdiden öngörmek gerekiyor. Bu yüzden herkesin aklını başına alması gerekiyor. Ve sınıfsal ayrımları, ulus ayrımlarını artık bırakıp bir paylaşım içerisinde dünyayı kurtarmak, insanlığı da bu dertten bir seferberlik halinde kurtarmak gerekiyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden de bahsettiniz. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye ile ilgili bir değerlendirme açıkladı ve vaka sayılarının hızının, yani artış hızının düştüğüne dair bir açıklama yaptı. Şimdi sizin bu şeffaflık ve veri sayıları, yani vaka sayıları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na da bir güveniniz olmadığını söylediniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tahmini rakamlar konuşuluyor ama elinizde sizin kaydettiğiniz herhangi bir vaka ya da veri sayısı var mı? Elbette tüm tabip odalarının verileri bizde, Türk Tabipleri Birliği'nde bir Excel bandını işleniyor.
Zaten Türk Tabipleri Birliği de açıklamalarını, özellikle bu kodlarla ilgili açıklamalarını bu veriler üzerinden yaptı. Bildiğiniz gibi bir ICD kod sistemi var. ICD kod sisteminde hangi kodla ne kadar olduğunu ve ne kadar kaçak olabileceğini bizler öngörürüz. Ama bir öngörümüz daha var. Bilimsel dünya genelinden gelen bilgileri de alıyoruz. Bir örnek vereyim. Sağlık çalışanlarının %15 kadarı Japonya'da enfekte olduğunu biliyorsak, o zaman Türkiye'deki enfekte oranlarının bir %15 ya da 10 kadar, yani iyimser bir ihtimalle 10, kötümser olursa %15 sağlık çalışanlar olduğunu varsayabilirsiniz ve oradan bir yine öngörüyle incelemeyi ona göre yapabilirsiniz. Ve sonuçta somut veriler elimizde var. Biz infeksiyon hastalıkları uzmanlarından da aldığımız verilerle ve tabip odalarından gelen genel verilerle gördüğümüz şudur. Bir vaka PCR pozitif olarak girerken sisteme, iki vaka kadar da PCR testi negatif COVID-19, şüpheli COVID-19 tanısıyla geliyor kliniklere ve tedaviye. Bir kısmı biliyorsunuz evde izolasyonla tedavi ediliyor, hatta hastane imkanları yeterli olmadığı için. Yani neredeyse vakaların %60 kadar evine gönderilerek orada istirahatleri isteniyor. Ancak bunun da yükünü aile hekimlerine yüklemiş durumdalar, evde takip işini. Yani aile hekimlerine diyorlar ki, bu şahsın evden çıkıp çıkmadığını siz kontrol edin. Şimdi bir mahallede 20-30 kişi eğer evde izolasyonda, bir aile hekiminin bunu nasıl takip edebileceğini siz düşünebilirsiniz. Bu son derece saçma ve yanlış bir uygulama. Ancak telefonlarla takip ediyorlar, ama ancak vatandaş dışarı çıksa bile telefonda ben evdeyim, şu anda istirahat ediyorum diyebilir. Ve bunlar da bulaşı arttıran olaylar. Sağlık çalışanlarının sayısı olsun. Çünkü en son bizim iki gün önceki verimiz 121 sağlık çalışanıydı Ankara'da. Türkiye'de de 3400'lü rakamı Türk Tabipleri Birliği bu verilerden hareketle söylüyor. Evet hocam, onu da soracağım size. Bölüyorum, kusura bakmayın. Türk Tabipler Birliği dün yanlış hatırlamıyorsam bir rapor yayınladı. Bu raporda da sağlık çalışanlarının 3474 sağlık çalışanının vaka, yani COVID-19 vakası tanısı olduğunu, hatta bunun 24 sağlık çalışanının da vefat ettiğini, COVID-19 nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Tam da konusuna girmişken bunu da birazcık açabilirseniz bize, yani illere göre yayılımı nasıl, işte daha çok büyük şehirlerdeki sağlık çalışanları mı bu durumdan etkilendi, yoksa böyle bir eşit dağılım var mı? Nedir, bunları da sizden öğrenelim. Eşit bir dağılım yok. Örneğin İstanbul'da çok fazla. İstanbul'da 2000'in üstünde. Bu 3474 rakamının 2000'in üstündeki rakam İstanbul'a ait rakam. Çünkü nüfusun büyük bir yoğunluğu orada. Özellikle de İstanbul'daki COVID-19 vakaları İtalya ile İspanya ile büyük bir benzerlik gösteriyor. Onu söyleyelim. Yani İstanbul'un o yoğun, sıkışık, çarpık kent yapısı nedeniyle İstanbul, İspanya, İtalya ortalamalarıyla hareket ediyor. Ancak Anadolu'nun diğer taraflarında, örneğin Ankara'da biraz daha belki güvenlik önlemleri daha iyi alınabildiği için, belki insanlar daha en baştan hatırlarsanız sosyal izolasyon prensiplerine Ankara'da biraz daha fazla uydular. Kızılay'da, Yüksel Caddesi'nde, her yerde, Sakarya Caddesi'ndeki seyrekliği siz gördünüz. Kafeler kapatıldı. Bir takım önlemler doğru alındı. İşte uçuşların yasaklanması, kafelerin kapatılması, o nedenle bu rakam Türkiye genelinde her yerde aynı değil. Hatta bazı illerimizde son derece az vaka sayısı. İşte Bayburt'ta, Kars'ta, yani Tunceli'de mesela çok iyi biliniyor ki Tunceli'de şu anda vaka sayısının sıfır oldu, bildirildi bugün. Bizim artık ölen meslektaşımızın sayısı da, sağlık çalışanı sayısı da 30'u geçti bugün artık. 24 değil, onu da 24-25 olarak değil, 30 olarak veriyoruz. Çünkü birkaç arkadaşımızı daha kaybettik iki gün içerisinde. Sağlık çalışanları büyük risk altında. Elbette ki bu bizim mesleğimizin bir doğası gereği. Yani ister veba olsun, ister diğer bulaşıcı hastalıklar olsun, bizler bulunduğumuz ortamı ve kentleri terk etmemekle ve son insan hayatta kalıncaya kadar da bu salgınla mücadele etmeye yemin etmiş insanlarız. Yani bir yeminimiz var. Bu yeminimizin doğrultusunda da büyük bir özveriyle çalışırız. Bu bütün sağlık çalışanlar için, sadece hekimler için değil, hemşiremiz olsun, acil tıp teknikerimiz olsun, hastanede çalışan güvenlikçimizden diğer laborantımıza kadar bütün personelimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Ve şüphesiz ki COVID virüsüyle karşılaşma riskleri daha fazla.
ve hastalıklara yakalanma oranları oluyor. Bu nedenle de yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın, meslektaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum buradan. Üzüntülerini paylaşıyorum. Bu hepimizin başına gelebilir. Bu bizim mesleğimizin bir duası, yapacak bir şey yok. Yani baştan idealizmle bunu zaten kabul etmiş bir meslek grubuyuz. Önemli olan bu meslek grubunu küstürmemektir. Sağlıkta şiddet tasarısı çıktı. Bu sevindirici oldu böyle bir dönemde. İnsanlar biraz daha duyarlılaştı sağlık çalışanlarına karşı. Ancak ödemelerle ilgili sıkıntılar var. Biliyorsunuz bir %100 ödeme yapılacağı ile ilgili. Bu personeli motive etmek açısından çok önemli. Örneğin hasta olan bir personelin siz maaşını azaltıyorsanız ki %42 bizim yaptığımız ankette %42 sağlık çalışanı gelirinin %50'sinden fazlasını kaybetmiş durumda. Bakınız böyle bir dönemde sağlık çalışanlarının gelirini yükseltmeyi bırakınız. Gelirinin azalması dönemi gerçekleşti. Bu durumda insanlar hasta olmamak için kendi güvenliğine odaklanabilirler. Bu çok önemli. Yani önce kendisi hasta olmamak için onu birinci öncelik olarak alırsa hastalarına yeterince yardımcı olamayabilir. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Bu defansif tıp dediğimiz konu. Yani defansif tıpa doğru yönelmememiz gerekiyor. Bu nedenle de sadece bir balkondan yapılan alkışlar bir önemi yok. Hem sağlıkta güvenliği sağlamak gerekiyor. Yani ekipman vererek, maskesiyle, siperliğiyle, tulumuyla sağlığını korumak gerekiyor sağlık çalışanlarının. Diğer taraftan da hasta olduğunda, evinde istirahat ettiğinde ücretini kesmemek gerekiyor. Bakınız bir performanstan bahsediyorlar. 112'de 200 lira alan arkadaşım var, 20 lira alan arkadaşım var. Ayda 20 liralık bir destekle bu kabul edilebilir bir şey değil. 1200 lira alan hemşire arkadaşım var. Öyle hekimlerin de 16 bin lira, 20 bin lira aldığı ile ilgili söylentilere çok kulak asmayın. Tamamıyla bunlar sözde, tamamıyla siyasi reklamdan ibaret. Bunların hiçbiri gerçek değil. Çünkü döner sermayelerin, hastanelerin ekonomik durumları iyi değil. Ve bir süre sonra eğer bu iş uzun sürer ve ikinci dalga gelirse koruyucu güvenlik ekipmanlarını sağlayacak bütçeleri de yok. Sağlık Bakanlığı hatırlarsanız 59 milyon yurt dışından 59 milyon adet güvenlik ekipmanı getirdi. Maske, eldiven, tulum vesaire, siperlik. Ve bunlar 2 haftalık yetebilecek düzeydeydi. Onu 2 haftadan fazla geçti. Şu anda bunları tekrar dağıtacak depolamaları, stoklamaları yapmaları gerekiyor. Ama Türkiye'deki üretimi destekleyerek yapmaları gerekiyor. Biz Ankara Tabip Odası olarak Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği ile bir işbirliğine girdik. Ve onlar hekimlere siper oldular. Biz öyle söylüyoruz. Mühendislerimiz hekimlere siper olarak onlara malzeme ürettiler ve bağışladılar. Biz kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. İşte bu dayanışma budur. Mesleki dayanışma budur. Meslek örgütleri arasındaki dayanışma budur. Biz o malzemeleri Ankara Tabip Odası'nın üyelerine, ASM'lere, aile sağlığı merkezlerine, hastanedeki arkadaşlarımıza ilettik. Hem tulum vardı, hem siperlik vardı, hem maske vardı. Bunları Mimar Mühendis Odaları Birliği üretti. Türkiye'de üretim yapabilecek tesisler var. Devletin hemen bunu her zaman böyle ithalata yönelmesi gerekmiyor. Üretimi destekleyerek, doğrudan da kendisi satın alımı yaparak, hiçbir firmayı da batırmayarak, bakın bizde yine en tehlikeli şeylerden biri budur. Alalım size paranızı sonra ödeyeceğiz derler, ödemezler, bu firmaları batırırlar. Bu hükümetin klasik bir oyunudur. Yani pek çok kurumu böyle batırmıştır. Kendi yandaş firmalarına cukka yaparken, ihaleleri, ballı ihaleleri verirken, bunun dışındaki insanlardan aldığı malzemelerin parasını ödememiştir. Bugün 2 yıldır parasını alamayan işletmeler var devletten. Ve çünkü yandaş değiller. Komisyonlarını öder, yandaş olurlarsa paralarını alırlar. Bunu herkes biliyor Türkiye'de. Ben de söylemekten çekinmiyorum. İsterlerse dava açabilirler. Bunda mahkeme salonlarında hangi kuruma ne olmuş hepsini anlatabilecek konumdayız. Kızılay'ından Yeşilay'ına bütün kurumlarda bir yolsuzluk var. Ve Türkiye'nin bütçesi son derece kötü idare edilmiş. Böyle bir salgın maalesef böyle bir idare döneminde geldi. Onu da söyleyeyim. Yani Sağlık Bakanlığı'nın kötü idare edildiği, hükümetin kötü idare edildiği bir dönemde böyle tehlikeli bir salgınla karşılaştık. Bu da bizim sorumuz. Şimdi ekipmanlardan da bahsetmişken şu andaki Türkiye'deki genel durumu da o zaman konuşalım mı birazcık? Yani sağlık çalışanlarının ekipman yeterliliği
ne durumda? Bu en azından ilk dalgayı idare edebilecek türden mi? Çünkü çok hoş da haberler gelmiyor hala sağlık çalışanlarının bu konuda birazcık sıkıntı çektiğini duyuyoruz ama kesin bilgi tabii ki bu konuda sizdedir. Bir de size soralım. Elbette şimdi tıp ve etik açısından ve uluslararası kurallar açısından biz meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına şunu söyledik. Eğer koruyucu ekipman sağlanmazsa hizmeti reddetme hakları var. Çünkü sağlıklarını korumak için hizmeti reddetme hakları da vardır. Çoğunlukla da ama idealizm içerisinde bunu yapmıyorlar. Kendilerini feda ederek hastalarıyla ilgileniyorlar. Tabii bu sektörel olarak değişik bir durum. Sorunuzun yanıtını şöyle verebilirim. Üniversiteler kısmen bu sorunu kendi yapıları içerisinde daha rahat çözebiliyorlar. Örneğin daha rahat ekipman sağlayabiliyorlar. Biz Ankara'daki üniversitelerin yapısını biliyoruz. Epeyce bir koruyucu malzeme dağıttılar. Ancak sayılı dağıtıyorlar. Bu sayıda bir sorun var. Örneğin bir cerraha günde 5 maske verirseniz bu yeterli olmaz. Çünkü odadan odaya geçerken, ameliyathaneden odasına, odasından ameliyathaneye geçerken, kliniğe geçerken bu maskeyi çıkarıp atması lazım. Çünkü bu maskeler aynı zamanda biyolojik atık. Yani öyle kaldırıp normal çöpe bırakabileceğiniz malzemeler değil. Özel biyolojik atık poşetlerinde biriktirilecek malzemelerdir. Günde 5 maske bir cerrah için veya bir hekim için, özellikle acilde çalışan, yoğun bakımda çalışan veya enfeksiyon hastalıkları kliniğinde çalışan personel için yeterli değil. Hem hekim hem sağlık çalışanlar için. Sağlık Bakanlığı bu sorunu şimdilik tam dikkatle ele almadı ama ASEME'lerde ve pek çok kurumda, devlet hastanelerinde sorun var. Biz çok iyi biliyoruz ki örneğin bir hastanenin başhekimi terzihanesinde maske diktirmeye başladı. Biz bunu biliyoruz. Yani terzihanede maske diktirtti. Kurumu da biliyoruz, başhekimi de tanıyoruz. Doğru yaptı, yapacak bir şey yoktu. Çünkü piyasadan bulamayınca kendi öz koşullarınızda bunun çözümünü bulmak zorundasınız. Bu nedenle koruyucu ekipman ve malzemede Türkiye'de sıkıntı vardır. Bu nedenle özellikle Türkiye Mühendis Mimarlar Odaları Birliği ile işbirliği yaparlarsa ancak ödemelerini de yaparlarsa bu çok önemli. Yani onlardan malzeme alıp sonra ödemeleri yapmazlarsa bu idealist şirketler, idealist firmalar da batarlar. Zaten Türkiye'de sayılar az kaldı. Toplumun sağlığı için kendilerini bu konuda öncü hisseden insanları da küstürmemek gerekiyor. Üretimlerini yaptırıp onlardan alabilirler. Onlar da zaten öyle yüksek fahiş fiyatlar istemeyeceklerdir. Ben onu söyleyeyim. Yani bugün batıdan aldığımız malzemelerde belki bir miktar arz talep dengesi yüzünden fiyatlar pahalanmıştır ama Türkiye'de mesela bakın bir örnek vereyim. Sümerbank'ın fabrikalarını kapattık. Bugün işte Sümerbank'ın ihtiyacı burada anlaşılıyor. Bir devlet kurumunun ihtiyacını bugün önemini anlıyoruz. Hep yaptığımız hataların sonucunu yıllar sonra görüyoruz. Sümerbank bugün fabrikaların özellikle Nazilli Sümerbank tekstil fabrikası durmuş olsaydı bugün Türkiye'nin tamamına yetecek tulum, maske, siperlik üretebilecek koşullardaydı. Ancak yok ettik buraları. Türkiye stratejik yatırımlarını feda etti. Yurt dışından alıma doğru yöneldi. İşte 59 milyon malzeme alındı ama bu 2 hafta yetecek kadar bir şey. Çünkü biz bunun dağılımını gördük. Cuma günü, bir cuma günüydü bu malzemeler yurt dışından geldi. Muş'a gidiş örneğin çarşamba günüydü. Biz Muş Sağlık Ocağı'yla görüştüğümüzde, Muş'taki sağlık ocaklarıyla ancak 5 gün sonra ulaştırılabilmişti. Aradan da 3 hafta, 4 hafta geçti. Bu malzemeler çoktan tükendi. O yüzden tekrar tedarik edilmesi lazım ve sağlık çalışanlarının korunması bu ekipmanlarla çok önemli. Özellikle böyle bir dönemde. Çünkü sağlık çalışanları kolay yetişmiyor. Eğitimleri zor bir eğitim ve masraflı bir eğitim. Bu insanların kaybedilmesi son derece acıdır. Hem insani açıdan hem Türkiye'nin ekonomisi açısından bu insan kaynağımızı böyle çöpe atmadan çok dikkatli şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu kadar önemli bir konuya da değindik. Sağlık çalışanlarının bir de tabii ki yani hastaneler ve işte çalıştıkları sağlık kurumları dışında kendi özel hayatları var. Aile ilişkileri var. Vesaire ve bununla ilgili de bazı işte sağlık çalışanlarının bir konaklama ayarlayıp ailelerini görmeden, ailelerini riske atmadan çalıştığını biliyoruz. Bazıları sonuçta hastaneden çıkıyor ve evine
belki tedirgin gidiyor. Bazıları kendileri önlemlerini alıyor. İşte hiçbir şekilde ailede temas etmemeye çalışıyor. Çoluğu çocuğu olanlar var. Mesela bir ailede bir kadın sağlık çalışanının çocuğunu sarılıp öpemediği için çocuğu tarafından işte sen beni sevmiyor musun'a kadar varacak bir takım sorular sorduğunu biliyoruz. Bu sosyal ilişkiler açısından sağlık çalışanlarının ihtiyaçları neler? Biraz da buraya değinelim. Bu çok insani bir şey çünkü ve çok fazla da gündemde aslında tutunmayan da bir konu. O yüzden yani ailelerin ne ihtiyaç hissediyor, kendilerinin ihtiyaçları neler? Bunlarla ilgili size muhakkak bilgiler geliyordur. Bizimle bunları da paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi şunu söyleyelim. Bir kere Türkiye'de insan kaynakları son derece kötü yönetilmektedir. Sadece sağlık değil, insan kaynakları da kötü yönetiliyor. Örneğin her sağlık çalışanın evinde kaç yaşlı var? Kim kaç çocuğu var? Bunun sayısını bilmek gerekiyor. Yani bunun devletin bir merkezi sistemde bu bilgileri kaydetmiş olması gerekir de. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Örneğin hem anne hem baba sağlık çalışanıysa, evinde küçük çocuk varsa ya da yaşlı bir insan yaşıyorsa, işte COVID için risk grubu olabilecek insan. Her ikisini de siz COVID-19'a, kliniğe görevlendirdiğiniz zaman bunlara bir şey olduğunda aileye kim bakacak? Bunun hiçbir zaman göz önüne alıp da tasarlamayı buna göre yapmadılar. Biz bu konuyla ilgili bir yazı yazdık ve cevabını bekliyoruz. Bakın ATO web sayfasında da zaten paylaşıldı. Hem anne hem baba sağlık çalışanı ise her ikisinin de COVID-19 kliniğinde görevlendirilmemesi gerekir. Bu çok önemli. Çünkü evdeki çocuklara ve yaşlılara bakacak insan yok. Elbette ki onlara bir konaklama imkanı sağlanabilir. Evlerine gitmemesi temin edilebilir böyle dönemlerde. Burada da yine çok eski bir sistemin ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz sosyal sigortalar kurumlarının ve geçmişte hastaneleri vardı. O hastanelerin yanında da lojmanlar vardı. O lojmanlarda hemşireler, tabipler kalırlardı. Böylece hastanenin yanında yaşadıkları için de çevreye herhangi bir sorun olmazdı. Yani hemen hastalarına hızla kavuşabilecek ortamdaydılar. Hastanelerin enfeksiyonları diğer mahallelere dağılacak durumda değildi. Pek çok şehrimizde sosyal sigortalar kurumunun hastanelerinin yanında da lojmanları vardı. Onları da sattık, savdık, yedik. Yani Türkiye'nin bu geçmişe ait planlamaları hiç değilse sormuş olsalardı o günkü insanlar neleri düşündü? Bugün Batı'da öyledir. Örneğin büyük bir hastane varsa bir infirmary, onun hemen yanında da bir kampüs halinde accommodation dediğimiz konaklama alanları vardır sağlık çalışanlar için. Bu İsrail'de de böyledir, İngiltere'de de böyledir, Fransa'da da böyledir, Amerika'da da böyledir. Pek çok yerin sağlık çalışanları o sağlık ünitesine yakın konuşlandırılmıştır. Bekarlar için ayrı küçük evler vardır, evliler için biraz daha geniş lojmanlar vardır. Bunlar mesela sosyal imkanlardır ancak bu hükümetin böyle insanı önceleyerek, çünkü kapitali önceleyen bir hükümet. Bu insanı önceleyen bir hükümet değil. Parayı önceleyen bir hükümet. Gelir kendi kasalarını, cüzdanlarını önceleyen bir hükümet. Böyle bir düşünceyle insani düşünmeyecektir ve insanlara konaklamalarıyla ileriye yönelik tekrar bu kurumları Türkiye kazandırmayla ilgili bir şey yapmayacaktır. Aksine halen böyle salgın döneminde bile fırsatçılıkla salda gönlü yağmalıyorlar. Atatürk Havalimanı'nı yağmalıyorlar. Türkiye'nin her tarafını yıkıp yakıyorlar. Sahillerimizde bir sürü yapılanma gelişiyor. Yani insanlar bu salgına odaklanmışken yine hırsızlık peşindeler, arsızlık peşindeler. Bunu bizler görüyoruz. Bu yüzden insani açıdan sağlık çalışanlarına yapılacak şeylerden biri hasta olduklarında gelirlerini kesmemek. Bir, iki, aile sayılarını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sayısını bilerek ona göre planlamalar yapmak gerekiyor. Ve motivasyon çok önemli. Motivasyonda da işte bu sağlıkta şiddet yasasının çıkması sevindirici oldu. Bir nebze olsun karşıladı. Tabii ki yine bir takım eksiklikleri var ama olsun. Hiç değilse bir miktar caydırıcı olur. Bu arada umarım ki televizyon dizileri, işte bir takım filmler, buralarda da sağlık çalışanlarını aşağılayıcı tutum ve sözlere yer verilmez. Bu da çok önemli halkın eğitimi açısından. Örneğin İskandinav ülkeleri şiddet sorununu böyle çözmüştür. Yaygın eğitimle.
tüm insanların kafasından bir kere şiddeti silebilmeyi başarmışlardır. Finlandiya'da bugün cezaevleri kapatılıyor. Bizlerde 90 bin çocuk katili, çocuk cinsel tacizcisine katilleri dışarıya salarken bakın onların bir kısmı tekrar suç işleyerek geri döndüler. Düşünce suçlularını içeride bırakıyoruz, gazetecileri içeride bırakıyoruz. Halbuki Batı hapishanelerini kapatıyor. Yani bugün Finlandiya artık hapishaneye koyacak adam olmadığı için hapishanelerden vazgeçiyor. Türkiye keşke böyle güzel vatandaşını kucaklayan, vatandaşlarıyla birlikte dayanışma içerisinde çalışan bir yapıda olsa. Bu sağlık çalışanları da o şekilde etkiliyor. Yani siz topluma bakış açınız, sağlıktaki çalışana bakış açınızla örtüşür. Toplumdaki insana, işçiye nasıl bakıyorsanız sağlık çalışanına da öyle bakıyorsunuz. Sonuçta insanı kutsayan, insanı merkeze alan bir yönetim sistemine ihtiyacımız var. Sağlık çalışanlarının dediğim gibi çok iyi istatistiklerin tutulması lazım. Evde bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı, evde bakmakla yükümlü olduğu yaşlı sayısı, bunların hepsinin bilinmesi yönüyle hareket edilmesi lazım. Aynı zamanda psikiyatrik destek de gerekiyor. Psikolojik destek üniteleri kurmak gerekiyor. Çünkü yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Belli bir süre sonra bu tükenmişlik sendromuna yol açacak. Zaten bir tükenmişlik sendromu içine girmişlerdi. Hekimler ve sağlık çalışanları, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları. Şimdi bu salgın döneminde bu tükenmişlik sendromu daha yıkıcı bir tesir yaratabilir. Bunlarla ilgili çözümler getirilmesi lazım. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Tabii hepimiz çok merak ediyoruz, ben dahil. Biz gerçekten ne zaman bu salgından yani kurtulacağız? Tam olarak böyle bir kurtulma mümkün olacak mı? Herkesin çünkü kendince bir takım kaygıları da var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizden onları öğrenelim. Peki COVID-19 ile ilgili bir aşı geliştirilmesi ya da bir antiviral ilaç bulunmaması halinde kurtuluş yok. Bu uzun süreli bir iki yıl sürebilecek bir olay. Sadece yaz aylarında biraz rahatlarız ama önümüzdeki Kasım ayından itibaren tekrar ikinci dalgayı göğüslemek zorunda kalırız. Hocam o sırada bir şey sorabilir miyim size? Bu gerçekten çok tartışmalı da bir konuydu. Gerçekten havaların ısınmasıyla birlikte bu virüsün daha az yayılma ya da daha az bulaş olması durumu doğru mu? Kesin değil vesaire deniyordu ama. Yok, bu çoğu virüs için böyledir. UV ışık yani güneş ışınlarının artması ve sıcaklığın artması virüslerin optimal enzim ısılarını değiştireceği için daha az üreme ve daha az ortamda kalabilme imkanı sağlar. Ancak virüslerin biliyorsunuz bir kapsomer yapıları var. Bir glikolipid yapılarıyla kendilerini zırhlıyorlar. Bu zarflı bir virüs. Ve zarflayarak kendisini uzun süre doğada canlı kalabiliyor. O üreyemediği dönemde de kendisini doğa içinde gizliyor. Ve yine ortam nemlenince ve soğuyunca tekrar bu zırhını soyunarak şeye girebiliyor. Hücreler içerisine girip tekrar enfeksiyon başlatabiliyor. Bu virüsün özelliği bu Sayın İskit. Bir glikolipid, bir kapsomer yapısı var. Kendisini koruyabiliyor zarfıyla. Bu nedenle de yaz aylarının düğünemesi azalır, bulaşı azalır ama ikinci dalgaya kadar bir çözüm gelmezse ki ben çözüm geleceğini düşünüyorum. Yani gelecek mi diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum çünkü 3 merkezde bizim temaslarımız devam ediyor. Max Planck Enstitüsü'nde olsun, Pasteur'da olsun, yine Kaliforniya, Denax'da olsun insanlar aşıyla ilgili çalışırlar. Türkiye'de de aşıyla ilgili çalışanlar var. Hatta bugün haberlerde vardı biliyorsunuz. Evet. Spike protein dediğimiz bu virüsün yüzeyinde kirpi şeklinde spike proteinler var, iğneler şeklinde. Onlara tutunmasını engelleyecek plazma üretimleri ve immünoglobulin G üretimleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ben Ağustos, Eylül gibi çok önemli çalışmalara Dünya Sağlık Örgütü'nün de şeyleriyle, CDC, FDA gibi kurumların da onaylarıyla belli basamakları atlayarak belli çalışmaların hızlı insanlara ulaştırılacağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın buna bir ihtiyacı var. Yani dünya böyle bir sorunla seferberlik halinde mücadele ederken işte belli etik safhalarından sonra ancak ilacı çıkarabilirsin. O da 1 yıl, 1,5 yıl gibi yaymaları o zaman insanlarda başka endişeler arttırır. İşsizlik artacak çünkü bu şey bittikten sonra, korona bittikten sonra dünya için hemen bir rahatlama gelmeyecek. Çünkü bunun
artçı sarsıntılar olacak. Bu artçı sarsıntılarda işsizlikle, ekonomideki gerilemeyle, bugün Almanya, İngiltere gibi büyük ekonomiler bile artık %5 gerileyeceklerini öngörüyorlar. Türkiye ise zaten bir takım ekonomik sıkıntılar içerisindeydi. Ve sonuçta bu krizden çok etkilenecektir. Sektörel yapılarda değişimler olacaktır. Sektörel yapılarda karlılık değişecektir. Sektörel şeylerde ürün, pazarlama ve üretim alanları da değişecektir. Dünya pek çok değişime gebe, bunu söyleyelim. O yüzden koronavirüsünün ben Ağustos, Eylül gibi FDA, CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nde izinleriyle önemli gelişmelere gebe olduğunu düşünüyorum. Önemli ilaçlar ve aşılar piyasaya gelecek diye öngörüyorum. Bir de aklıma gelmişken onu da sormadan edemeyeceğim. Muhtemelen çünkü herkesin kafasındaki bir soru işareti de o olacaktır. Bu aşılarla ilgili de çok büyük tartışmalar dönüyor biliyorsunuz. Olalım mı olmayalım mı, bunun sonraki aşamasında yan etkileri bizi nasıl etkileyecek, tam güven olmadan biz nasıl aşı olacağız falan gibi, ki çocukların aşılarında bile şu anda zorunlu aşıları yaptırmayan insanlar varken çok mümkün bu tartışmaların olması. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz hepimiz gözüm kapalı aşı olmalı mıyız mesela o aşı ülkeye geldiğinde? Eğer olaylara bilimsel ve akılcı bakarsak elbette ki olmamız gerekiyor. Bu subunit aşıları dediğimiz aşılardır. İçerisinde virüsün küçük bir protein parçası barındırılır ve bir takım adjuvant denilen maddeler konulur. Bugün aşılarla ilgili yapılan çoğu bilgi kirliliği, yaratılan bilgi kirliliği tamamıyla sahtedir ve gerçekçi bilgilere, kanıtlara dayanmıyor. Örneğin o aşılarla ilgili otizm yapar yayını yapan kişi bir İngiltere'de mesleğini kaybedip sonra Çin'e gidip Çin'de de sahtekarlık yapıp sonra Amerika'ya geçip orada da sahtekarlık yapıp bilim dünyasından dışlanmış birisi. Yani bunlar isim isim bilinir bizden. Türkiye'de de hatırlarsanız daha Ocak ayında, Aralık ayında bir yazarımız aşı karşıtı ve tıp bilimine karşıt bir kitabını pazarlama peşindeydi ve yayın konuk olmaktaydı ve çok tartışılıyordu bir kitap. Ama dikkat ederseniz artık bugün o kitabı kimse konuşmuyor. Herkes aşı ne zaman gelecek, ilaç ne zaman gelecek. Hatta dini organizasyonlar bile papalıktan tutun Diyanet işlerine kadar bu konuyla ilgili beklentiler var. Artık bilimin önemi de anlaşıldı. Bu dönemin bir faydası da tıbbın önemi anlaşıldı. Subunit aşılarının herhangi bir zararı yok, onu söyleyeyim. Yani bir protein parçası, onu verdiğiniz zaman ona karşı gelişecek olan bağışıklık sistemi, hücreleri ve antikorlar sizi hastalığa karşı da koruyor. Çocukluğumuzdan beri olduğumuz aşıları hatırlayalım, değil mi? BCG'sinden çiçek hastalığı bugün bu nedenle dünyadan silindi. Polio'nun bir türü silindi. Bakın çocuk felci. Eskiden hatırlarsanız çocuk felci, çelikten akciğerler içinde yaşayan insanlar, halen de bu insanlar şu anda 80-90 yaşına gelip çelik akciğerde yaşayan, Amerika'da pompa içinde yaşayan insanlar var. Artık o görüntüleri görmüyoruz yeni neslimizde. Çünkü bu aşıların başarısı. Aşıları üreten insanlar, icat eden insanlara büyük bir saygı borçluyuz. Vefasızlık etmememiz lazım. Bilgi kirliliğinden de uzak durmamız lazım. Eğer bilimci ve akılcı bakarsak olaylara, aşı vurulmamız gerekir. Ben vatandaşlarımıza kesinlikle böyle bir aşı çıktığında vurulmalarını, en başta da biz vurduracağız ve vatandaşın gözü önünde aşımızı yaptırarak da örnek olacağız. Türkiye'de bu çok sayıda değil, 28 bin aile reddetti aşıyı. Onlar da umarım bir gün çocukları hasta olmazlar ve hatalarının geç farkına varmazlar. Kaba kulak gibi, kızamık gibi pek çok hastalık sekel bırakıyor. Bir takım vücudumuzda hasarlar bırakıyor. Bu nedenle bu koronada da bir aşı çıkarsa ilk vurduracak olanlar bizleriz. Çünkü risk grubu içerisindeyiz özellikle. Yaşlılarımıza yaptırmamız lazım. Yine Mehmet Ceyhan hocamız geçenlerde pnömokok aşısı yapılmasının faydalı olduğunu söyledi. Biliyorsunuz. Çünkü bu hastanın üzerine bir süper enfeksiyon, diğer enfeksiyon da binebiliyor. Pnömokok aşısı yapılsınlar. Özellikle yaşlılarımız, 70 yaş üzeri ve herhangi bir KOAH astım gibi hastalığı varsa söyleyebileceklerim bunlardır. Peki, şimdi tabii konuştukça bir sürü şey de aklımıza geliyor. Son zamanlarda bir de Güney Kore'de yanlış hatırlamıyorsam bu ikinci kez koronavirüs
pozitif çıkan, yani hastalığı atlattıktan sonra tekrardan COVID-19 tanısı konulan da hastalar çıktı. Bununla ilgili de ne diyorsunuz? Yani böyle bir ihtimalimiz var mı yüzleşeceğimiz? Şimdi bu basında, gazetelerde falan çıktı ama güvenilir bir bilimsel dergide henüz yayınlanmadı. Biz kanıta dayalı tıp önem veririz. Yani bu kanıta dayalı tıp dediğimiz tıbbi literatür içerisinde bununla ilgili makaleler yayınlanırsa biz o makalelere güveniriz. Hele ki 2-3 makale bunu konfirme ederse, yani 2-3 makale örtüşerek bilgi verirse bu artık textbook bilgisi, yani ders kitabı bilgisi haline dönüşür. Bu nedenle şu anda öyle bir tıbbi yayın henüz yok. Ben her gün günlük olarak korona ile ilgili yayınları takip ediyorum. Her gün yüzlerce yayın artık akmaya başladı PubMed içerisinde. Bizim de arama motorlarımız var. İnsanlarımız genelde başka arama motorlarını kullanıyor ama biz tıp insanları olarak özellikle PubMed'i kullanıyoruz. PubMed içerisinde de bu makalelere baktığımızda böyle bir henüz daha kanıt çıkmadı. Medyada bahsedildi. Bu iki ihtimalli olabilir. Bir, daha önce geçirmiş olduğu hastalık influenza olabilir. Evet. Ve yanlış test pozitifliği olabilir. Bak, bu mümkün. Yani test her zaman yanlış negatif vermez. Bazen de yanlış pozitif verebilir. Çünkü kullandığınız primer eğer influenza'nın da bir proteinle homoloji içeriyorsa, benzerlik içeriyorsa, o nedenle bir yanlış pozitiflik alınmış olabilir. O dönemdeki influenza'lar şimdiki yeni daha korona olmuştur. Örnek vereyim. Bu nedenle bu kanıta dayalı tıpta bu vakaların çok iyi irdelenip özellikle de dokümante edilmesi lazım bilimsel yayınlarda. Yoksa sosyal medyadaki bilgi kirliliğini çok dikkate almıyoruz biz. Son olarak önerilerinizi de alalım, yayınımızı da kapatalım istiyorum. Buyurun. Özellikle el hijyenlerine dikkat etsin tüm vatandaşlarımız. Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe düzeylerini korusunlar. Bu aslında bir hayra da vesile oldu. Belki de normalde yaşamamız gereken hijyenik koşulları bu hastalık sayesinde tekrar bir zarureten öğrenmiş olduk. Yani zorlamayla öğrenmiş olduk. İnsanlarımız el temizliğine, maske kullanmaya, sosyal mesafeye dikkat etmeye ve eğer iş yoksa, yani dışarıda yapacakları bir iş yoksa da evden pek çıkmamaya davet ediyoruz. Evde kalın, hayatta kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın diyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Vedat Bulut'tu, Ankara Tabip Odası Başkanı. Bizi aslında birçok konuda da aydınlattığını düşünüyorum ben. Hijyen konusu, aşı konusu, sağlık çalışanlarının durumu, bu konularla ilgili ne tarz devlet politikaları, kamu otoritesi politikalarının uygulanması gerektiğine dair. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağlıkla kalın diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın, saygılar sunuyorum.